akşamlar Egetürk TV izleyicileri. Bundan böyle Ege'de Gündoğdu programıyla Türkiye'nin nabzını tutan, Ege politikasının nabzını tutan sevgili siyasetçilerimizle sohbetlerimiz olacak. Bugün bu yayının ilk konuğu gerçekten Türkiye'de esnaf dostu, esnaf ağabeyi, esnaf kardeşi, esnaf evladı, esnafın yani bir anlamda her şeyi olan sevgili İzmir Milletvekilimiz Mehmet Ali Susam konuğumuz olacak. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Ben de ilk yayınınızda sizlerle birlikte olmaktan duyduğum mutluluğu belirtmek istiyorum. Ege Türk'e ve değerli dostum olarak müsaadenle Semra diyeceğim. Çok gurur duyarım. Değerli dostum olarak sizin yaptığınız bu programda Ege Türk izleyicileriyle buluşmak ve onlara hoş bir sohbette hitap edebilme şansını verdiğiniz için size teşekkür ediyorum. Efendim, İyi yayınlar diliyorum, başarılar diliyorum. Sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde en sık konuşma alan, en sık önerge veren bir milletvekili olarak bu yoğun gününüzde bize zaman ayırdınız. İzmir adına neler yapmayı planlıyoruz? Bunları elbette ki konuşacağız ama galiba en son parlamentoda yaptığınız bir konuşma çok ses getirmişti. Biz ilk sorumuzu onunla başlayalım. Şu anda bizi izleyen İzmir esnafının, daha doğrusu Türkiye'deki esnafı ilgilendiren sorunlarla gündem oluşturmuştunuz. Bununla ilgili sizden daha derin bilgi alırsak seviniriz efendim. Uzun yıllardır esnaf teşkilatının beklediği bir yasal düzenlemeyi parlamentoya gidince hayata geçirmek için söz vermiştik. Bu konuda hazırladığımız kanun taslağı vardı. Bu teklifi parlamentoya sunmuştuk. Bu dönem bu anlamıyla bunu hayata geçirme fırsatını bulduk. Çok uzun bir mücadeledir aslında. Bu mücadelenin... Evet, 2001'den bu yana AVM'lerle yaptığımız bir mücadelenin sonucu. Bu biz belki çok erken gördük tehlikeyi. 2001'lerde ilk başladığımızda bu tehlikeyi görmeyen, hatta esnaflarımızdan o tehlikenin farkında olmayan, ticaret alemimizden, sanayi alemimizden arkadaşlarımız vardı. O zaman uyardığımızda onu görmeyenler, yıllar geçti. Bugün geldiğimiz 2014 yılında gerçekten parakende piyasasının çok ciddi şekilde güçlülerin ve büyük sermaye gruplarının, özellikle fonlarla destekli, uluslararası fonlarla destekli grupların etkisi altına girdiği ve giderek de bu etkinin hem sanayinin hem tüketicinin üzerine çok olumsuz bir baskı oluşturduğu ortamı net. Biz bu süreci daha önceden başlattığımız bir mücadeleyle kamuoyunu aydınlatmaya çalıştık. Bir yasal düzenleme çıkardık. Evet, bir çerçeve yasa oluşturduk. Parakende piyasasının çok önemli bir ciroya sahip Türkiye'deki parakende piyasasının bir kanunu oldu. Çerçeve bir kanun oldu. Belirli düzenlemeler içerisinde oldu. Arzu ettiğimiz noktaya geldiğini söylemem mümkün değil. Muhakkak daha kısıtlayıcı bir anlayışı olması gerekiyordu. Çünkü bu parakende piyasasındaki kanun düzenlemesini yaparken anayasanın emrettiği temel hüküm olan 170. maddenin devlet esnaf ve sanatkarı korur ve kollar, onun gelişim ve güçlenmesi için destek verir anlayışına sahip bir yasal düzenleme olmalıydı. Bu cesaretli adımı atmada hükümet çok istekli olmadı. Lobilerin baskıları altında kaldı. Sadece mevcut durumda birazcık bir düzenleme ile mevcut durumu yasallaştıran, iyileştiren böyle bir durum noktasına geldi. Bu anlamıyla tüm bunlara rağmen bir mücadelenin sonucunu aldığımızı söylemek mümkün. İnanıyorum ki ileriki günlerde ve Türkiye'nin yeni oluşacak bir iktidarında bu yasal çerçeve içi de doldurularak çok esnaf ve sanatkarı koruyacak bir noktaya gelecektir. Buna şundan inanıyorum. Esnaf ve sanatkarın bu ülke için önemini biliyorum, inanıyorum. Siz de esnaflığı çok yakından bilen ve İzmir'in onların durumunu... yaşadığımız il esnaf ağırlıklı bir il olarak. Evet, ticaret ağırlığıyla, esnaf ağırlığıyla bir kent. Onların toplumdaki hem ekonomik, hem istihdam, hem sosyal açıdan çok önemli bir yeri var. Esnaflar
siyaseti şekillendiren yerlerdir. Esnaflar Türkiye'nin sosyal dokusunda şekillenmesine önemli katkılar sağlayan, bir dayanışmayı içerisinde barındıran bir kesimdir. Bu anlamıyla esnaf teşkilatının bu düzenlemelere ihtiyaç vardı. Ben bu anlamıyla esnaf teşkilatına ne yapılırsa haklı olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin geleceği bilgiyle, teknolojiyle, yeniliklere açık, eğitimli esnaf ve sanatkarların bu konuda daha güçlendirilmesiyle daha geleceği aydınlık olduğunu düşünüyorum. Dünyada bir baskı var şimdi. Dünyadaki baskı paranın ve güçlü firmaların egemenliğinde bir ekonomi götürmeye çalışıyorlar. Bu adaletsizliği doğuruyor. Paranın çok sınırlı elde toplandığı, pazarın çok sınırlı elde toplandığı bir piyasa oluştu dünyada. Dünya da bundan şikayetçi aslında. Ama bu gücü oluşturanlar değişime çok imkan sağlamıyorlar, baskı kuruyorlar. Türkiye'de bu baskıdan alabildiğine etkileniyor. İşte biz bu bütün bu baskıların altında esnaf ve sanatkarın önünü açmak, yeni bir ekonomik düzende daha paylaşımcı, daha adil, daha sosyal politikaları öne çıkaran dağılımda, gelirin adil dağılımında sosyal politikaları öne alan bir yapılanmanın küçük işletmelerin, esnafların, KOBİ'lerin daha etkin olduğu bir piyasayla sağlanacağını düşünüyoruz. Aslında İzmir ölçeğinden baktığımızda İzmir bir turizm kenti ve Kemeraltı Çarşısı olan, Basmane Çarşısı olan, Basmane'nin o meşhur bit pazarı inanılmaz İzmir esnafının canlı olarak direnmeye çalıştığı bir dönemi var. Bu önergeden sonra Kemeraltı'na hiç girdiniz mi? Kemeraltı esnafının sizden umutla o parlamentodaki konuşmanızda, çünkü benim tanıdığım birkaç esnaf o gününü size ayırmıştı. Sevgili Mehmet Ali Susam bizimle ilgili önergede bulunacak. Yani çok uzun yıllardır İzmir esnafıyla, hatta Türkiye'nin her noktasındaki esnaflarla bu anlamıyla çok ortak bir mücadelemiz var. Evet. İzmir ölçeğinde tabii ki İzmir'in başkanlığını yaptığım için İzmir esnafı, Kemeraltı esnafı, işte Basmanesi, Karşıyakası, Balçovası. Evet, olduğunuz halde, parlamentoda görev yaptığınız halde halen daha İzmir esnafı kendi başkanı, Fahri Başkanlık, sevgili Zekeriya Bey'le de birlikteliğinizden doğan sıcaklıkla çok sizi halen... Başkanım diyorlar zaten. Evet, vekilim diyen sayısı daha az. Daha az. Ben de bunu gözlemliyorum. Başkanım halen, demelerinden ben de mutlu oluyorum. Mehmet Ali Susam kim diye sorduğunuzda İzmir Esnaf Sanatkarlar Birlik Başkanı diyor. Bu güzel bir ben çok mutlu oluyorum diye düşünüyorum. Bazen Zekeriya düzeltmeye kalkıyorlar. Zekeriya Bey'in de bunu desteklediğini görüyorum. Yani Zekeriya Bey gerçekten benim çok uzun yıllardır dostum. Halef selef ilişkisi içerisinde ben milletvekili olduğumu birlik başkanlığını götürüyor, ama ondan önce de bütün bu çalışmaları birlikte yarattık, birlikte çalıştık. O kadar çok bütünleştik ki, yani benim davranışlarımı, benim çalışmalarımı o çok iyi bilir. Ben onun hangi olayda hangi tavrı göstereceğini çok iyi bilirim. Şu an başarıyla o çizgiyi götürüyor. Evet. Çok değerli başarının bir arkadaşımız. Başarının temelinde iki dostun birbirine bu kadar güzel güven duymasından yola çıkmıştır tabii bence. Fakat her şeye rağmen parlamentoda mutlu musunuz diye sormak istiyorum size. Ya parlamentoda... Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili olarak parlamentoda yapılan çalışmalarda yeterli olmamanın sıkıntısını ne kadar yaşıyorsunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Siz de siyasette çok uzun yıllardır beraber siyaset yaptık. Siyaseti biliyorsunuz. Her siyasetçinin gönlünde aslında parlamentoya gitmek yeter. Evet. Yani parlamento sonuçta halka hizmet etmek istediğiniz, siyaset kanalıyla hizmet etmek istediğiniz bir aşamada yaptırımcı gücünüz olduğu bir nokta. Gidip orada işte vatandaşa verdiğiniz sözlerin söz olmaktan çıkıp icra ya dökülebileceği makamlardan biri. Bu iktidar olduğunuzda daha güçlü, muhalefet olduğunda icra makamına yönlendiren, baskı yapan, onu daha iyi yapmasına olanak sağlayan bir nokta. Bu anlamıyla ben siyaseti uzun yıllardır yapan bir insan olarak parlamenter olmayı arzu ediyordum. Bunu içtenlikle söyleyeyim. Ama parlamenterlik işlevi şu an Türkiye parlamentosunda iyi yapılabiliyor mu?
şu anki seçim sistemiyle, aday belirleme sistemiyle, parlamentonun yürütme, yasama, yargı dengesindeki işleviyle baktığınızda parlamenter sistemin parlamentere yüklediği işlevleri yapma konusunda yeteri kadar uygun olmadığını görüyorum. Kibar tanımıyla bunu söyleyeyim. Evet. Parlamenterlerin gerçekten hem parti içi mücadelelerinde partilerinin seçilerek gelmiş tabanın ve seçmenin desteğini alarak gelmiş bir parlamenterler olarak gelebilme mekanizması olabilseydi bu çok parlamenteri güçlü kılardı. Aynı zamanda da grupların milletvekilleri üzerindeki baskıları veya bağlayıcı karar alma zorunlulukları daha demokratik bir işleyiş içerisinde olabilseydi bu da iyi olabilirdi. Evet, yani milletvekili hesap verdiği nokta partinin genel başkanı ve partinin yetkili organlarından daha çok seçildiği seçmen olabilmeli. O insanlara hesap verebilir mekanizmayı oluşturabilmeli. Bizim genel başkanımızın da aslında bu tür çok net bir çıkışı vardır. Biz mümkünse bütün vatandaşların oy kullandığı tercihli bir yapıyla milletvekili seçmeyi çok arzu ediyor. Bence de gerçek demokrasi budur. Ama Türkiye'de öyle bir noktaya geliyorsunuz ki böyle bir seçim noktasına geldiğiniz zaman bu tarafta başka bir sıkıntıları doğuruyor. Örneğin işte daraltılmış bölgede başka unsurlar çıkıyor. Demokrasiyi çok işletebilecek sosyal dengelerimiz oluşmamış, sivil toplum örgütlerimiz oluşmamış ve bu anlamıyla bir sıkıntılar olduğu için seçim sistemini değiştirmede de bu noktalara pek gidilemiyor. Ama tüm bunlara rağmen ben parlamenterin mümkün olduğunca seçildiği bölgede seçmenlerine hesap verebilen bir mekanizmanın oluşturulmasını, siyasi partiler ve seçim kanununun bu yönde değişiklik içermesinin doğru olduğunu düşünüyorum. Aynen. Genel başkanların atadığı milletvekilleri özgür iradeleriyle parmaklarını kaldırdıklarını düşünmüyorum. Bunu çok açık yürekle söyleyebilirim. Bakın, bu samimiyetinize güvenerek ben de tamamlama anlamında bir görüşümü ifade etmek istiyorum. Demokrasinin olmadığı yerde demokrasi pazarlanmıyor. Parti içi demokrasiyi esas alındığı takdirde ki en demokratik seçim tercihle yapılan seçimdir. Ben bir yurttaş Semra olarak milletvekilimi seçmek istiyorum. Partili Semra Aksakal olarak da milletvekilimi seçmek istiyorum. Kendimin dokusuna uygun, benim insanımdan bir yaklaşım geldiği zaman onu kucaklayabilecek, onunla bir şeyleri, iklimi paylaşmalı, onunla yaşamı paylaşmış olmalı. Yani son 12 Eylül darbesinin en büyük yarattığı hezimetlerden birisidir. Türkiye'de demokrasi askıya alındı o dönemde ama ondan sonra da seçim anlamında demokrasi tam manasıyla hiçbir zaman işlemedi. Evet. Bu ne sağ politikalarda ne sol politikalarda. Maalesef. Günün akışına baktığınız zaman memur zihniyetiyle mi milletvekili, seçilmiş milletvekili mi dediğimizde bugün bu görüş sizin göğsünüzü gere gere halktan da seçime girebilirsiniz. Konumunuz itibarıyla, siyasi geçmişiniz itibarıyla da parti içindeki seçime de girebilirsiniz. Ama sizin konumunuzda bugün parlamentoda kaç tane milletvekili var? Yani İzmirli milletvekilleriyle mi yönetilecek bu AKP içinde, MHP içinde, CHP içinde aynı geçerlilikte? Yoksa sadece parlamentoda işlevi genel başkanlara paralel olduğu için mi tercih yapılacak milletvekillerinde? Bunu bütün İzmir halkı, belki de bütün Türkiye aynı beklenti içinde. Tabii. Siz bu arada bir de rejim tehlikesini gören milletvekilisiniz. Bu rejim tehlikesini görüyorsanız parti içindeki demokrasiyi halka da taşımanın zorunluluğunu elbette ki biliyorsunuz. Bunu kendi partinizde dile getirdiğinizde veya bu seçimlerde bunun atmosferi nasıl olacak? Yani şöyle bir çerçeve çizersek olur. Türkiye'de siyaset yapmada siyasetin yönetilmesinde bir kısım teknokrat veya bürokrat insanlara veya öğretim üyesi dediğimiz kesimlere ihtiyaç olabilir. Bu sınırlı sayıda sayıda siyasi partiler kanununda da konulan bir hükümle %10 kadar bir kontenjanla bu
sağlanmalıdır. Ama bunun dışındakilerin genel çerçevesi şu olmalıdır. Bir, toplumsal bir desteği olan, bir kesimin sorunlarına vakıf ve bu sorunları orada taşıyabilecek ve seçilen insan olarak seçilmiş olduğu bölgeye hesap vermeyi yapabilen bir yapıda olmalı. Bu çerçeveyi koyduğunuz zaman maalesef Türkiye'de siyaseti genel merkez ve genel başkanlar düzeyinde belirlendiği için bu çerçeveye uygun milletvekilliği sayısı biraz daha sınırlı. Bunu aşmak lazım. Türkiye'de milletvekilini daha çok seçmenine hesap verdiği ortamı oluşturmak lazım. Ve o bölgenin sorununu, o sosyal kesimin, o sınıfsal tabanın sorunlarını bilen ve onu sonuna kadar savunan, döndüğünde o kesimlere hesap verme zorunluluğunu kendinde hisseden kişi olmalıdır. Yani hesabı genel seçildiği veya konu kendi sıralama... bölge insanına. Evet. Genel merkezine değil de, tabii ki genel merkeze de hesap vermek gerekiyor muhakkak. Siyaset ama... Siyaset bir hiyerarşiyi kapsar, buna katılıyorum. Evet, o hiyerarşiye de saygı duymak lazım ama asıl tabana bağlayıcı bu siyaseti verimli kılan ve partiyi de güçlendiren şeydir. Yani bir milletvekili tabandaki insanların destek ve onların katkısına ihtiyaç duyuyorsa daha çok çalışır. Mutlaka. Daha çok gider. Hani dokunma dediğimiz, şu an çok moda bir deyimiyle vatandaşa dokunma dediğimiz olay öyle kendinden gerçekleşir. Evet. Görme. Bu belediye başkanı için bile öyle. Belediye başkanı, evet, belediye başkanı ki halkın çok yakınında yaşadığı bölgededir. Ama onun da vatandaşın direkt seçtiği bir yapıyı kavuşturmadığınız zaman, yukarıdan atama noktasında olduğunuz zaman onun bile halkla ilişkilerinde bir uzaklaşma olduğunu hissedersiniz. Bence bunu yapıyı kırmak lazım. Siyasetin en büyük sıkıntılarından bir tanesi evet, bu. Evet, sokağa çıktığımız zaman yani bir siyasetçi olarak değil, vatandaş olarak sokağa çıktığınızdaki, sokaktaki halka sorun parlamentoda sandalyesi olan tüm partilerin adını sayarak sorun, milletvekillerini tanımayan bir halk var. Ama rejimin de tehlikeye girdiğini gören, korkan bir halk var. Şu anda sizin çizginizde sosyal demokrat bir milletvekili olarak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir milletvekili olarak demokrasiye en yakın anlayışı taşıyorsunuz. Bu seçimde halkın önüne yine her zaman siyasette abi modelleri vardır, abiler yönlendirir, bunlar İzmir milletvekilidir der. Bir de maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir artısı mı diyelim, eksisi mi diyelim, burada da bir endişe taşıyorum. Sanki sadece İzmir Cumhuriyet Halk Partili olmak konumunda gibi, oysa bütün Türkiye Cumhuriyet Halk Partili olmak gerekiyorsa, kendi partisinin iddiası buysa, her yerde demokrasiyi ve kendi coğrafyasında yetişmiş insanlarla yol alması gerekmiyor mu? Yukarıdan kontenjan olarak tabii ki teknokrat gelecektir, bürokrat gelecektir ama bunların da İzmir ikliminden olması gerekmiyor mu? Şimdi şöyle söyleyeyim, belki daha şey olabilir. Türkiye'nin önemli bir seçime gittiği açık. Haziran seçimleri Türkiye için önemli. Çünkü Türkiye'de şu an evet, sizin de sorunuzda belirttiğiniz gibi bir kaygı, kuşku ve karamsarlık içerisinde bir toplum kesiti korkan var. Korkan bir toplum var. Yani Cumhuriyet değerleriyle oynanıldığı, Cumhuriyet'in değerlerine saygı göstermeyen, fikir özgürlüğüne, demokratik... Gezi olaylarını da evet, unutmadan. Fikir özgürlüğüne, demokrasiye, insan haklarına, yargının bağımsızlığına, hukukun üstünlüğüne çok riayet etmeyen, giderek tek adamdan çıkan bir talimatla yönetilen ve Cumhuriyet'in ve bizim anayasamızın emrettiği bir çağdaş dünya ile bütünleşen bir anlayış değil de daha çok Orta Doğu'nun bataklığına doğru yönelen bir dış politika olan bir dönemde Türkiye bir seçime gidiyor. Ve bu seçimde şu gözüküyor ki vatandaş bu geçen süre içerisinde ciddi bir şekilde bu baskılardan etkilenmiş. Mutlaka. Ve bir karamsarlık içerisinde bu iş değişmeyecek. Bunlar işte başbakan da oldular, cumhurbaşkanı teslim da oldular. Teslim olan bir toplum. Bu en büyük
bu seçimin handikapı. Bu handikapı kırmak lazım. Bu seçimde bizim yapmak istediğimiz temel olay bu olmalı. Değişim kaçınılmazdır. Türkiye bu iktidara mahkum değildir. Bu iktidar Türkiye'yi 13 yıldır iyi yönetmemiştir. Evet. Türkiye'ye huzur, mutluluk ve başarı getirmemiştir. Yeni bir iktidar için hadi bir silkin. Haydi korkma. Hiçbir iktidar kalıcı değildir. Ama bunların gücü de halka vermek. Evet, bunu halka vermemiz lazım. Haziran seçimlerinin temel kırılma noktası budur. Haziran seçimlerinde mevcutta 3-5 puan değil, iktidar değişikliği temeli üzerine oturtup, evet, iktidar değişikliği yaşanacaktır. Bunun için şartlar uygundur. Türkiye 13 yıllık iktidar sonucunda insanlar da görmüşlerdir ki Türkiye değişime ihtiyacı vardır. Bu değişimi yapabilecek parti de biziz. Cumhuriyet Halk Partisi. Biz Cumhuriyet'in değerlerini yeniden yerine oturtacağız. Çıkan rotadan tekrar rotasına sokacağız ve Türkiye'yi çağdaş dünyayla bütünleştirip, evet, ülke içerisinde barışı, kardeşliği sağlayacağız ve bu ülkede refahın, mutluluğun, huzurun olabileceğini göstereceğiz. Yaratılan değerleri de adil paylaşıp sosyal politikalarla da hiç kimsenin yatağa aç girmediği ve bütün insanların iş ve aşk konusunda devletin onların çalışma ve becerilerine göre imkan sağladığı bir sosyal düzenin kurulabileceğini gösterecek politikalarla halkın karşısına çıkıp onlara korkma Cumhuriyet Halk Partisi var dememiz yani lazım. Yani Sayın Susam, diyorsunuz ki Cumhuriyet Halk Partisi olarak eksen kayması değil, demokrasi eksenini oturtmak zorundayız bu ülkeye. Peki bir ara versek izninizle. Kaldığımız yerden devam edersek, siyasetin gerçekten rüştünü ispat etmiş simalarından birisi olarak siyasi yanınızı biliyoruz, mücadeleci yanınızı biliyoruz. İzmir'de gerçekten esnafa inanılmaz sahip çıkan bir kimliktesiniz ama parlamentoda da üzerinize düşeni gerçekten layıkıyla yaptınız. Fakat halk siyasetçi denildiği zaman hep böyle kravatlı, lacivert takım elbiseli, ciddi, samimiyet gösterirse saygınlığı bitecekmiş gibi bir izlenim yaratmak ister politikacılar. Siz ise bunun tam tersisiniz. İşte halk arasında gezerken birinin koluna girebiliyorsunuz. Samimi davranışlarınızda derin bir sempatiniz var İzmir'de. Bunun hepimiz yurttaş olarak farkındayız. Bu yanıyla Mehmet Ali Susam nasıl bir insan? Ama hepsinin ötesinde çok yakın bir tarihte büyük baba olacak bir Mehmet Ali Susam var. Sevgili kızınız geçen yıl evlendirdiniz, dünya üne girdi. Eski Genel Başkan Sayın Deniz Baykal'ın da nikah şahitliği olmuştu sanıyorum Büyükşehir Belediye Başkanı ile birlikte. O gün çok mutluydunuz. Çok gözlerinizin içi gülüyordu. Sevgili eşiniz Münir Hanım,
Ona keza. Aslında çok kayınvalide, kayınpeder olacak yaşta değilken biraz erken oldu bu olay ama bir de hemen akabinde büyük babalık geliyor. Nasıl bir duygu? Hani baba Mehmet Ali Susam nasıl? Eş Mehmet Ali Susam nasıl? Tabii. Önce şunu söyleyeyim. Halkın içerisinde olmak böyle bir rol gereği yapılabilecek bir şey değil. Seviyorsanız, bunun İzmir'de farkında. Seviyorsanız, bu iş doğanızda varsa, genetiğinizde o istek varsa bunu yapabilirsiniz. Ben gerçekten herkesle sohbet etmeyi, herkese merhaba demeyi, selam vermeyi, hatırını sormayı, birlikte olmayı seviyorum. Bu insanı sevmekten geliyor, insana değer vermekten gerekiyor. Yani siyaset iki nedenle yapılır. Evet. Birisi ya insanı çok seversiniz, o nedenle siyaset yaparsınız ya da kendinizi çok seversiniz, kendinizi tatmin etmek için yaparsınız. Evet. Size ben kategori. Ben gerçekten dediğiniz gibi insanı çok seviyorum. Evet. Hizmet etmeyi çok seviyorum. Genç yaşlardan beri, lise son sınıftan bu yana siyaset yapıyorum. Ondan evet. dolayı da bu bir özveri meselesi. Siz de çok yakından bildiğiniz gibi. Evet. Gençliğimizi birlikte yaşadık dostlukla. Severseniz bu işi, hizmet etmek isterseniz kendi zamanınızdan, zemininizden epey fedakarlık etmek gerekiyor. Bu anlamıyla buradan devam edersek, ben eşimle üniversite yıllarından arkadaşım, üniversiteyi bitirip bitirmez de evlendik, ticaret hayatına atıldık. İki kızımız oldu. Allah herkese, arzu eden herkese versin. Evet, çok versin. Mükemmel bir iki kızınız var. O anlamıyla kızlarımızla da çok güzel ilişkilerimiz var. İkisinden de son derece madem. İki tane de şimdi damadım oldu. Bu onlar anlamıyla da evlat oldu. Onlar da evlat oldu. Yakında da belirttiğiniz gibi bir aileye fert daha gelecek. Nehir Hanım gelecek. Adını da koydum. Çok güzel. Bir kızımız daha gelecek. Böylece hep beraber büyüyüp gelişen bir aile olmaya devam ediyoruz. Evet. Aile içi ilişkilerimiz çok samimi. Demokratik. Sizi tanıyan biri olarak her ortamda hep eşinizle gördüm. Bana müthiş keyif verir bu olay. Eşiyle siyaset yapmak, eşiyle, ailesiyle bütün olan insanlar mutlulardır ve mutlu oldukları için de doğru siyaset yaparlar. Doğru diye düşünüyorum. Doğru söylüyorsunuz. Biz, çünkü benim eşim beni üniversite yıllarından siyaset içerisinde buldu. O da biliyor ki, çok iyi tanıyor. Ben siyasetten mutlu oluyorum ve siyasetten mutlu olduğum için benim siyasi mücadelem içerisinde o da hem bana destek oluyor, evet. hem kendisi de siyasetin yapılması gerektiğine ve siyasetin o bir hizmet olduğuna inanıyor. O da yardımseverliğiyle bilinir. Evet, evet. Sevgili Münir'e yardımseverliğiyle gerçekten bilinir. Yani. Çok insancıl, evet. çok sevecen, çok yardımsever, fedakarlığı olan bizim ailem içerisinde de benim eksik bıraktığım her yanı tamamlayabilecek kadar çok fedakarca bu işleri yapan bir eş, bir hayat arkadaşı olarak da çok evet. mutlu bir yuvamız ve yaşamımız var. Ben bunun tabii ki siyasete çok olumlu katkılar getirdiğini de biliyorum. Evet. Siyasette ailenizle birlikte, çocuklarınızla gönül birliği içerisinde siyaset yapıyorsanız hem siz huzurlu oluyorsunuz hem mutlu mutlu insan oluyorsunuz. Mutlu eder etrafını. Evet, o anlamıyla bu noktada aile yaşamımız ve yeni evet. katılacak bireyimiz de siyaseti ben bundan sonra da devam edeceğiz. Ben gerçekten duyduğumda çok mutlu olmuştum. Çünkü çok eskiye dayalı dostluğumuzdan yola çıkarak sevgili Münire'nin ne kadar mükemmel bir eş olduğunu hep izlemişimdir. Siyasi arkadaşlarımın tümüne de hep bunu dilimin döndüğünce söylemeye çalışırım. Mutluysanız mutlu edebilirsiniz. Eğer kendinize yapılmasını istemediğiniz bir haksızlık varsa, siyaset yapıyorsanız o empatiyi daha rahat kurabilirsiniz. İhtiras mantığınızın önüne geçtiğinde sadece etrafınıza diktatörlük verirsiniz. Bu da siyasette asla olunmaması gereken bir olaydır. Ben uzun yıllara dayalı dostluğumuzda sizde hep vericilik gördüm. Çok tatlı iki kızınızı çocukluğundan beri tanıyorum. Sevgili eşinize gerçekten hayranım.
Sağ olun. Ve ben siyasette geç evlilik yapmış biri olarak söylüyorum bunu. Siyasetle evliliğin hep zor gideceğini düşünürdüm. Bu şanslı modellerdeki insanları hep düşünürdüm. Acaba evlenince siyaseti bu kadar rahat yapabilir miyim diye. Ama çok şükür ben de o mutluluğu geç de olsa yakaladım ve son derecede eşim de bana hep destek olur. Fakat sizin işiniz hep bir farklı çizgideydi. O asaletiyle, yardımseverliğiyle, o da başkanlığınızda. Çok genç yaşta siyasetinizle iki kızının büyümesini üstlenme sorumluluğuyla ve babalarına karşı sevgiyle büyüttü onları. Bu çok güzel yansıyordu. O nikah tablosu şu an gözümün önünde. Sizi bu anlamda da kutluyorum siyasette olduğu gibi. Peki bu Haziran ayına kadar sürecimiz ne olacak sevgili Susam? Parti içinde ve parti dışında? Şimdi tabii Yüksek Seçim Kurulu seçim takvimini açıkladı. Evet, bugün. Bu süreçle ilgili olarak partimizde bu sürece ilişkin son kararlarını sanıyorum önümüzdeki günlerde büyük oranda da herhalde 15 Şubat'ta yapacağı bir parti meclisi toplantısıyla o sürece ilişkin beklentileri cevaplandıracak çalışmaları yapacağız. Ama zaten parti genel program olarak ve seçim çalışmaları olarak tüm hazırlıklarını tamamlamış durumda. Evet. Her konuda partinin söylemi vardı. Son seçim için yeniden bir değerlendirmeleri de yapıldı. Ajanslar dahil bu çalışmalar bir noktaya geldi. Müziği netleştirdi mi Cumhuriyet Halk Partisi? Çalışıyorlar. Ajansla o anlamıyla o nokta devam ediyor. En vurucu algı olduğu için biraz iktidar partisiyle ters düştünüz. Sevgili Gürsel Tekin, partinizin genel sekreteri Kiziroğlu'nun da ısrarcı. Bizim diyor. Bu arada AKP bizim diyor. Yok, bizim bu çözüldü mü? O konuda bizim seçim şarkımız olmayacak o. Orada Gürsel Bey'in dediği olay şeydir. İzinsiz o halk ezgisini yapan, evet, o halk ezgisini yapan ve ait olduğunu iddia ettikleri telif haklarının olduğunu iddia ettikleri aile de Cumhuriyet Halk Partili bir aile. Bu anlamıyla her halk ozanı gibi, evet, soltan. Evet. Bahsediyor. O anlamıyla Sayın Tekin bu izni alınmadan bu parçanın yapılmasını doğru olmadığını söylemek anlamında söyledi. Bizim böyle bir amacımız yok. Aynı şarkı değildi bizim. Farklı bir çalışma var. Bu çalışmalar önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacak. Ama asıl önemli olan Cumhuriyet Halk Parti bu seçimlere az önce de dediğim gibi iktidar iddiasıyla yola çıkacak. Ve Türkiye'de bu iktidarın olabileceği ortamın var olduğunu topluma anlatacak. Yeni bir heyecan da geldi. Yani Yunanistan'daki bir iktidar değişikliği, evet, evet, aslında bir sosyal önemli, demokrat bir esiyor oradan. Yani orada biraz daha radikal bir çıkış oldu. Krizin belki derinliğinden dolayı kaynaklanan. Ama şu gözüktü ki bu politikalar toplumu mutlu etmiyor. Yeni bir politikaya ihtiyaç var. Halkla, halkın sorunlarını çözmeye çalışan. Dünyada üretim, değişmeyen tek şey değişim. Evet, üretim, artık yönetimlerin de değişmesi, evet, gerekiyor. Üretimi temel alan, bu, evet, üretimden doğan değeri iyi paylaşan, adil paylaşan bir dünya düzenine ihtiyaç var. İşte belki Yunanistan'daki en temel şok noktalardan bir tanesi bu noktada para politikalarının bir ülkeyi borçlandırarak ne hale getirdiğini görülmesi. O anlamıyla borçlanan bir ülke değil. Üreten, ürettiklerinden kazanan, kazandıklarını adil paylaşan bir Türkiye. Bu seçimdeki en büyük trend noktalarımızdan bir tanesi olacaktır. Evet, bu seçim yani, sosyal demokratların ivme kazandığı bir seçim olacak. İkincisi, Türkiye'deki barışı ve kardeşliği, Türkiye'deki ayrışmayı önleyen, barışı ve kardeşliği sağlayıp ayrışmayı önleyen bir seçim olacaktır. İktidar söylemi kendine oy veren tabanı kendinde bloke etmeye yönelik, hı hı, ve ayrışmalar üzerine oturmuş bir politika. Ortada o politika hep iyice kızışmış. İktidar süresi içerisinde bir düşman, hı, yarattılar. Yarattıkları bir düşmanla mücadele ediyorlar.
kendilerine hep darbe yapıldığını, hep kendilerini iktidardan düşürülmek istediğini, kendilerinin de bu iktidarı koruma mücadelesi verdiklerini söylüyor. Sayın Cumhurbaşkanı 10 yıldır bu endişeyle yaşıyor. Yani çok zor bir psikoloji. O hem psikolojik açısından zor, hem de toplumu germe, toplumu ayrıştırma açısından doğru bir şey değil. Evet. Toplumda halkın bir tercihi var. Bir dönem geldi, Adalet ve Kalkınma Partisi bir yıllık partiyken bir tercih yaptı. Evet. Eskimiş bir iktidarları, evet, eskimiş evet. iktidarları terk etti. Yeni bir iktidar koydu. Bu iktidarın yapması gereken şuydu. Ben halkın güvenini aldım. Ona layık olabilecek mevcut yapıda iyileştirmeler, sosyal politikalarla gideyim noktasında olmalıydı. Ancak iktidar bu korku içerisinde ben devleti ele geçireyim ancak iktidarımı kalıcı olabilirim dedi. Aslında yapması gereken bir halkın devlet gönlü... içinde devlet yaratma politikasına yöneldi. Devlete egemen olmayı, devlete sahip olmayı. Ama iktidarların yapması gereken devlete sahip olma değil, halkın gönlünde olabilmektir. Vatandaşın oyunu alabilmenin yöntemi bu olmalıdır. Şu an Türkiye'de %40'ın üzerinde oy alan tek başına iktidar olabilecek seçim sisteminin verdiği avantajları da iktidar olabilen bir parti var ama %50'nin üzerinde de karşıtlığı var. Karşıtı olan tabii. Böyle bir parti iktidarda. Biz şimdi şunu söylemek durumundayız. Demokrasiler artık çoğunluğun azınlık üzerinde kurduğu baskı veya ben parlamento çoğunluğum var, istediğimi yaparım anlayışı değil. Demokrasiler toplumda herkesin, her türlü azınlığın, her türlü ezilmiş olan insanların hak ve menfaatlerini devlet karşısında arayabildikleri, devletin de onlara bu hakkı aramasına imkan sunduğu bir rejim biçimi olmalı. Bizde başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere iktidar partisinin temel anlayışı bize karşıysak o sesini çıkarmamalı, konuşmamalı, eleştiri yapmamalı noktası. İşte bu baskı unsurlarının ortadan kalkacağı bir Haziran seçimi ortamına gidiyoruz. Gümbür gümbür sivil toplumun da az önce sizin söylediğiniz gibi gezi ruhunu seçime taşımaktır. Nedir gezi ruhu? Ya benim yaşamıma dokunma kardeşim. Evet, benim yaşam tarzıma konuşma. Ben sen ülkeyi idare et. Ama ülkeyi idare etmenin çizilmiş kuralları var. Anayasa var. Evet. Seçim kanunları var. Siyasi partiler, cumhuriyet değerleri var. Evet. Ya benim yaşamıma, cumhuriyet değerlerime ve benim tercihlerime saygı duy. Bu saygıyı ben Mustafa Kemal'den evet, böyle öğrendim. Ben bunu. Evet. Ben böyle bir ülke istiyorum. Ben böyle bir yaşam tarzı istiyorum. Ülkeyi ayrıştırarak giyiminden, kuşamından, inancından, etkin kimliğinden hep de ayrıştırarak ve bu ayrıştırma evet. üzerinde bir siyaseti istemiyorum kardeşim. Ben özgürlük istiyorum. Ben demokrasi istiyorum. Karşıt olabiliriz birbirimizle ama birbirimizi anlama, dinleme ve beraber yaşama kültürümüzü de istiyorum. Bu anlamıyla iktidarın yaptığı baskıya isyan ediyorum noktasıydı gezi isyanı. Doğu, Güneydoğu'da da aynı düşünce hakim. Ege'de de, Marmara'da da, Akdeniz'de de Türk insanı böyle düşünüyor. Ayrışmak istemiyor. Ayrışmak istemiyor. Doğru. Ben bu anlamıyla bu ayrıştırmalarının etnik, ne inanç temelinde, ne giyim, ne kuşam, ne yaşam tarzı temelinde olmaması gerekiyor. Demokrasi de budur. Aslında yöneticilik ve ülkeyi idare etmenin temelinde de bu yatar. Ülkeyi idare edenler bir şirketle bir ülkeyi yönetmede üç aşağı beş yukarı bir. Siz mümkün oldukça tepede durarak, herkese yetki vererek, yetkiyi paylaştırarak herkesin sürece katıldığı bir demokrasiyi demokrasi oluşturmanız lazım. Evet. Şirketlerde de böyle başarılı olur. Ülke yönetirken de böyle oluşur. Ama tek elde toplanan şirketler veya ülkeler batmaya mahkumdur. Ben denilen bir olay. Tabii ki size katılıyorum sevgili Susam. Bu seçim çok çok önemli bir seçim. Son 10 yıla damgasını vuran Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olması ve vekil tayin ettiği Ahmet Davutoğlu'nun başbakan olarak gireceği ilk seçim. Bunu geçmiş siyasette Özal'la Mesut Yılmaz arasında da yaşandı ve bir ANAP erimesi söz konusuydu. Şu anda sizce
Cumhurbaşkanlığı konutuna çıktıktan sonra Sayın Tayyip Erdoğan'ın Sayın Başbakan Ahmet Davutoğlu'na devrettiği AKP aynı ivmeyi koruyacak mı? Zaten biraz telaş oradan oluşuyor. Yani Tayyip Erdoğan Türkiye'nin koşullarında Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle vatandaşın da desteğini alarak Cumhurbaşkanı oldu. Aslında yapması gereken neydi? Ülkenin Cumhurbaşkanlığı makamının nasıl bir Cumhurbaşkanı yapacağı yemininde ve anayasasında belli. Evet. Çekilip orada bu Cumhurbaşkanlığını ciddi bir şekilde yeminine bağlı olarak yapmasını bekliyordu. Ama Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı olmaktan çıkıp bir başbakan, bir parti genel başkanı gibi Cumhurbaşkanlığını yapmaya hala sürdürmeye çalışıyor. Buna gerekçe olarak da işte ben cumhurun başıyım, cumhur böyle istiyor. Böyle ama bir şey yok. Halk tarafından seçilen ilk cumhurbaşkanı olmak olsun. Halk tarafından seçilmiş olması seçildiği makamın niteliğini değiştirmiyor ki. Mutlaka. Yani öbür daha önceki seçim sisteminde de halk tarafından seçilmiş parlamenterlerin seçtiği bir cumhurbaşkanı vardı. Seçilmişin seçtiği oluyordu. Evet yani. Şimdi daha burada da direkt seçildi. Direkt ama seçildi. Direkt seçilirken sizin talip olduğunuz makamın yetkileri ve sorumlulukları belli. Bu yetki ve sorumlulukları yerine getirecek. Ben bu yetki ve sorumlulukları bilerek geleyim ama ben bunun sınırını kendim çizeceğim. Ben bu yetki ve sorumlulukların dışında davranacağım dememeniz lazım. Bunu dediğiniz zaman ondan sonra ülkede yetki karmaşası oluyor. Şu an başbakanlık makamıyla cumhurbaşkanlığı makamı iç içe geçen bir durum olmamalı. Ben bu anlamıyla siyaseten de bunun doğru olmadığını düşünüyorum. Bu seçimin bu anlamıyla Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren insanlar şunu diyeceklerdir Sayın Cumhurbaşkanı'na. Biz seni Cumhurbaşkanı olarak seçtik. Evet. Bu işe karışma. Bu işin adaleti AK Parti'nin başında Davutoğlu, CHP'nin başında Kılıçdaroğlu, işte MHP'nin başında Bahçeli, Demirtaş, HDP'de yarışacaklar. Bu yarışanlar arasından ben tercihimi yapacağım. Bu işe müdahil olma diyecektir. Müdahil olduğu zamanda da aleyhine işleyeceğini çok net düşünüyorum. Kamunun bir vicdanı olduğunu hiç bir zaman inancım sarsılmadı. Bu tür müdahalelerin topluma bir saygısızlık olarak algılanacağını ve kendi kararını verme sürecinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yeni dönemde şansının azalacağını düşünüyorum. Kanaatiniz bu. Kesinlikle ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olabilmek için çok önemli bir süreci doğru yönettiğinde iktidar olabileceğini çok net görüyorum. Zaten anketler de gösteriyor. Anketlerde ciddi bir şekilde bu konu var. Türkiye bir başkanlık sistemini istemiyor. Parlamenter sistemin devam etmesini istiyor. Bundan kuşkuları ve korkuları var. Bunun sıkıntılarını 13 yıllık iktidar içerisinde gördü. Yetkinin tek elde toplanmış olmasının ne sonuçlar doğurduğunu, ne kadar riskler oluşturduğunu gördü. Bu riski mevcut sistem dağıtıyor. Sistem kendi içinde kontrolünü yapıyor. İşte yargının, yasamanın, yürütmenin birbirlerini denetlediği bir mekanizmanın doğru olduğuna inanıyor. Dünyadaki örnekler de bunu gösteriyor. Çağdaş gelişmiş birçok ülkelerde yapılan sistem bu. Amerika'daki başkanlık sistemi Türkiye'de istenen başkanlık sistemiyle aynı değil. Orada çok ciddi bir şekilde aynı yurtdaş eğitimi yok çünkü. Aynı koşullar yok. Hem yok hem orada parlamentte hem senatoda hem mecliste geliş şekli ve farklı. Parlamenterlerin kendini direkt az önce söylediğimiz gibi halka kabul ettirerek seçilme mekanizmalarına baktığınız zaman başkanlık makamı o mekanizmaların çok ciddi denetimi altında yetkilerini, bütçelerini, her şeyini onun yaptığı bir yapı. O anlamıyla Türkiye başkanlık sistemini bünyesinde kabul edebilecek bir durum değildir. Başkanlık sistemi noktası bize dışarıdan getirilmeye çalışılan bir noktadır. Türk insanının dokusuna da çok uymayan bir yapı zannediyor. Osmanlı'dan bu yana Meclis-i Mebusan'la başlayan süreç aslında parlamenter sisteme geçerek tek adam yerine yetkilerin paylaşıldığı bir parlamenter sistemin gerekli olduğunu padişah dönemi bile
kabul etmiştir. Evet. Fakat burada sizin de biraz önce belirttiğiniz gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok doğru tespitler yapması gerekiyor. Evet. Gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi Sırat Köprüsü'nden geçiyor. Umuyor ve diliyoruz. Türkiye'yi sizin gibi değerlendiren parlamenterleri görürüz her zaman parlamentoda. Milletvekilliği sıralamalarının nasıl olacağını ileriki dönemlerde inşallah yine Ege Türk kanalında sizinle sistemi konuşacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle olacağını düşünüyorum. Sayın Genel Başkanımız da çok önemli ve kritik bir seçime gittiğini biliyor. Bununla için fedakarca bir çalışma içerisinde. Bunun için de Türkiye'de yeni bir iktidarın doğması için yapılması gereken tüm analizleri, değerlendirmeleri partinin üst organlarıyla birlikte değerlendirerek inşallah bu seçimden Türkiye'yi yeni bir iktidara taşıma fırsatını yakalayacağız diye düşünüyorum. Sayın Genel Başkanınız da bir takım deneylerden sonra gerçekten herkesi kendi elinde bir ön seçim yarışına sokacak gibi ve sağlıklı bir düşünce noktasında. Evet, dediğimiz gibi dünyada değişmeyen tek şey değişim. İktidarlar gelir gider, daha iyisi gelir ve daha iyisi oturur. Umuyoruz, diliyoruz ki Türkiye karanlık günlere değil, daha aydınlık günlere doğru yelken açar. Sizi tekrar parlamentoda görmekten yurttaş olarak da çok mutlu oluruz. İzmirli olarak da çok mutlu oluruz. Bugün bize konuk olduğunuz için, bize zaman ayırdığınız için, bizleri izleyenlere nasıl bir düşünceyi paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İnşallah seçime yakın tekrar sizinle derin, daha derin parti içi sohbetlerimizi de paylaşalım. İnşallah. Ben bu ilk programda Ege Türk izleyenlerine şunu söyleyerek sözlerimi tamamlamak istiyorum. Ben her zaman umutlu bir siyasetçi oldum. Evet. Umudu hiç karartmadım. O umutla da devam etmek istiyorum. Türkiye umudunu kaybetmesin. Büyük, güçlü bir ülkedir. Türk insanının çok ciddi demokrasi sınavı ve geleneği oluşmuştur. Tüm müdahalelere rağmen bundan sonra o demokratik kararını ve olgunluğunu gösterip Türkiye'de karanlığa değil aydınlığa gidilmesi noktasında sağduyuyla karar verecektir. Yeter ki vatandaşımıza, Türk halkına gerekli güveni ve desteği verelim. Doğru şeyleri paylaşmak. Ve umudu aşılayalım. Evet. Bugün sizin programınızda bu umudu, bir kez daha parlatıyoruz ve bu umudu paylaşıyoruz diye düşünüyorum. Sağ olun. Sanıyorum bir daha bir araya geldiğimizde bir büyük baba olacaksınız. Biz bu kutlamayı 15 gün önceden yapmış olalım. Yakın tarih dediniz sanıyorum böyle bir süre. Evet, bize konuk olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz efendim.